Zeynep Hanım efendim, alkışların sahibi, nasılsınız? Biraz gerginim Figen Hanım'dan sonra. Çok güzel yarıştı. Ama size de kesinlikle yaparlar, daha da iyisini yaparlar hatta. Teşekkür ediyorum güvenin için. Ben de güveniyorum. Vallahi yaparsınız. Her şey yolunda gitseydi Simge Hanım da yapardı. Yalan mı? Çok haklısın. Kesinlikle değil. Ama işte başlarken yolun çakılını dikenini temizledi bizim için. Süreti de Figen Hanım yaptı maşallah. 1 dakika 50 saniye arttırmış durumda kendisi. Çok dert etmiyorum ben bunu. Çünkü harf almayacağınız için, soruyu görüp tokatı indireceğiniz için bence o süreyi arttırabiliriz gibi. Ne dersiniz? Deneyeceğiz bakalım. Deneyelim, hatta Saadet Hanım'ı, Fadime Hanım'ı derde sokacak şekilde deneyelim. Gelsin mi? Gelsin. Buyur. Ehlileştirilmiş kumsal Zeynep Hanımcığım. Batı kökenli bir kelime. Biliyorum. Yazın gittiğimiz yer. Aman Allah'ım. Sakin, sakin. Of. Kumsal, yani deniz sahil. Kıyısı, sahil, batı kökenlisi. Kıyı. Daha böyle turizme uygun hale getirilmiş, ehlileştirilmiş. Efendim oraya şezlonglar konulmuş. Şemsiyeler açılmış. Kumsal. Her taraf güneş yağı kokuyor. Hiç, nereye gittik biz? Kıyı. Yabancı kökenli bir kelime. Hadi nereye gidelim? Kıyıya mı gidelim? Hayır. Hadi birlikte yüzmeye gidelim. Nereye gidelim? Denize gidelim. Nereye gidelim? Plaja gidelim. Ay, plaj. Ben bir rahatladım. Ben de. Çok erken oldu ama. Biraz erken oldu, evet, biraz erken oldu ama rahat rahat devam edelim artık. Tamam. En güvendiğim de şu baştaki sorulardı. Şu da mesela öyle, dört harfleriniz çok kolay diyecektim tam. Bir bakın bakalım. Paçaları diz veya diz üstünde olan pantolona. Kapri değil. Ya hepsine birden. Ha, şort. Şort diyoruz. Neden? Çünkü bunlara daha çok var. Değil mi? Karın... Efendim yağmurun içerisinde niye böyle sorular sorduk ki size? Buyurun yenisi gelsin. Hıdır Ellez'de Hızır Aleyhisselam ile bir araya geldiğine inanılan ulvi şahsiyet. Harf alayım. Hıdır Ellez. Hızır'ın Hıdır'ı, Ellez'in. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir erkek ismi aradınız. İlyas, hayır. Neydi efendim? İlyas mı? İlyas da. Geliyor yenisi. Beş harfli cevapları bitiriyor. Şöyle sorulur. Radyo dalgalarının yankılarından faydalanan bir alettir. Böylelikle radar. Nesnelerin... Bravo! Ben burada. İlk takılmamızı burada yaşayacağız diye hesap etmiştim. Dedim ki ilk altı harfli cevapta belki biraz nefes alır Zeynep Hanım. Dur bakalım alacak mısınız? Keşke başta daha söyledim. Sakınca anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Bir şeyi var mı? Mahsus. Bravo. Ne mahsus diyor? Mahsus değil ama. Annemler bu akşam size gelecek. Mazur, hayır. Bir harf alabilir miyim? Hiç gerek yok. Söylediniz neredeyse. Mazur. Mahsur. Mahsur. Öyle mi? Evet. Aynen öyle. Olacakmış. Şuna bir bakın şimdi. Ayak tabanlarına vurularak uygulanan dayak cezasına falaka deniyor. Devam edin aşağıya kadar. Aynı Simge Hanım'la birlikte yaşadığımız şeyi yaşayalım. Birbirimize böyle boş boş bakalım. Çıkışa dertleşiriz. Hukukta sözleşme anlamına gelir bu Fransızca kökenli söz. Antlaşma değil. Hayır, Fransızca kökenli söz. Kira sözleşmesi, kira kontrat. Kontratı. Bu yeni dersleri bitirmeye tek bir kelime yine aldığı ekle birlikte 7 harfli olmuş ve diyor ki gereğinden çok yeme, doymak bilmeme durumu. Tıkınma değil. Gereğinden hani o çok Hristiyanlıktaki yeme. Büyük günahlar vardı ya, onlardan açık. Biri. Oburluk. Oburluk 700 puan değerinde. 3400 kazanmış. Buyurun 8 harfli. Mahsur dışında bir de bunu kafama takmıştım. Çünkü pek kullanılmaz. Ama pratik zekanızla rahatlıkla çözersiniz. İtalik, Türkçe eğik, karşılığı. Yatık. İki kelime, iki kelime. Biri geldi. Eğik yazı, eğik yazı. Bak, 800 puan da oradan gelecekmiş yahu. İkinci sekiz harfli cevap atar. Yaygın kullanılır dilimizde, batı kökenlidir. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan. Objektif. Nesnel, objektif.
Psikoloji okuyorlar. Özür dilerim. Yenisi geliyor. 9 harfli cevaplarınıza da böyle ilk adımı atıyoruz. Bir hitap düşme durumunu lütfen basit düşünün. Yorgunluk. Buyur. Efendim, anında anlamına gelen Fransızca kökenli bir kelimedir. Anın simultane. Da yapılan çeviriler için kullanılır. Yazık oldu. Yazık mı oldu? 8800 olabilir. Buyurun gelsin efendim. Değerli saymak, mühim görmek. İki kelime. Önem vermek. Zeynep Hanım. Önem vermek. Ah Zeynep Hanım. Ah! Son soru, son cevap. 2 dakika 17 saniye var elimizde bu arada. Buyursunlar. Diyor ki, motor yarışlarının zirvesini tutan... Formula 1. Grand Prix'de denen yarışlar dizisi. Neydi o yahu? Ha, plaj. Plaj. Bir de bildiğim bir kelime. Allah Allah. Bildiğiniz yani. Bir kelime mi? Hayret. Pek kimse bilmez oysa ki. Zeynep Hanımcığım, şans işi bu iş. Evet, tabii. Bugün ne yazık ki yüzümüze gülmedi. 10 harfli cevaplardan başlayıp 4 harfli cevaplara doğru gitseydik çok farklı bir sonuç alabilirdik. Ama yine 2 dakikanın üzerinde süre arttırırdınız siz. Bir daha deneyim. Simge Hanım'la girin kol kola. Bir daha deneyim. Çok olur isterim. Mu? Vallahi biz de isteriz. Bir de kocaman alkış isteriz.